Formula 1 tarihinde 4 dünya şampiyonu ve fazlasını kazanan 5 pilot var. 7 şampiyonu olan Schumacher belki de tüm zamanların en iyisi. Yine 7 şampiyonu olan Lewis Hamilton kırılmadık rekor bırakmadı. Fangio kask ve yanmaz tulum olmadan yarışan bir kahramandı. Artık daha fazla saygı gören Alan Prost'un becerisini kimse tartışamaz. Bir de Sebastian Vettel var. Vettel Formula 1'i yeni izlemeye başlamış olanlar için bir paradoks. Bir kahraman olmadığı kesin. Herkes 4 şampiyonluğu da otomobili sayesinde kazandığını söylüyor. Evet doğru ama bu Formula 1'deki bütün şampiyonluklar için geçerli. Söz konusu Fetel olunca insanlar kazandığı şampiyonluklar için özür dilemesi gerekiyormuş gibi davranıyor. Hani sanki hepimizi kandırmış, üstün yeteneğini inandırmış ve sonradan foyası ortaya çıkmış gibi. Sebastian Vettel'in Red Bull'dan sonraki Ferrari çıkarması beklendiği gibi gitmedi. 6 yılda takım için 13 yarış kazandı. Ancak bir dünya şampiyonluğu yaşayamadı. Tabii ki hepsi Vettel'in suçu değil. Ancak genelde Ferrari suçlu pilotmuş havasını çok iyi verir fuck's sake. Sorry, guys. Prost otomobili kamyonu benzettiği için takımdan kovulmuştu. Niki Lauda Nordschleife'deki kazasından sonra 77'de dünya şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Ferrari tarafından zayıf halk olarak görüldüğü için takımdan ayrıldı. Fetel'den önce Alonso da Ferrari ile dünya şampiyonu olamamıştı. Olan oldu. Formula 1 çevresindeki uzmanlar sorunu Fetel'in hibrit çağındaki otomobillerle bir türlü uyuşamamasına bağlıyor. Fetal Ferrari'den ayrılacağı anlaşılınca bu yıl Aston Martin adıyla yarışacak olan Racing Point'le anlaştı. Takım geçtiğimiz yıl sürekli podyum mücadelesi içindeydi ve hatta Bahreyn'de bir yarış kazanmayı bile başardılar. Fettel bu kadar rekabetçi bir takımda üstelik işin içine Aston Martin'e girmişken yer bulduğu için şanslı. Hayat ona adeta ikinci bir şans daha verdi. Bırakın ikinci şansları Bichum'un eline tek bir fırsat bile geçmiyor. Ama tabii hiçbirimizin CV'sinde de 4 dünya şampiyonluğu yazmıyor. Sanki Sakinpetal 4 şampiyonluğu aracına borçlu gibi hissediliyor. Sence doğru mu? Ya bu kısmen doğru ama Formula 1'de herkes için bu geçerli. Bana yani kötü bir otomobille şampiyon olmuş bir dünya şampiyonu söyleyemezsin. Rekabetçi bir otomobil ön koşul gibi bir şey. Ve şu da bir gerçek en iyi otomobilde de genelde en iyi pilot bir şekilde oturuyor. Böyle bir ilahi nihai bir adaletsizlik söz konusu değil Formula 1'de. İyiysen iyi bir takıma gidip fırsat yakalıyorsun. Bazısı daha iyi yakalıyor fırsatı. Hamilton gibi üst üste denk getiriyor. Bazısı geç yaşında yakalıyor bu fırsatı ama her şey aslında bir nevi olacağına varıyor. E şimdi Fetel'de en iyi otomobile sahipti ve 4 kere dünya şampiyonu oldu diye hani sırf bu sav üzerinden ona saldırmakta zaten biraz saçma ama maalesef insanlar bunu yapmayı meyilliler. Evet Fetel'in biraz şartların ideal gitmesine ihtiyacı var. Mesela Alonso'nun Ferrari yıllarında Ferrari kötü otomobiller çıkarsa da Alonso çok iyi sonuçlar aldı zaman zaman. Fetel bu kadar kötü otomobillerle baş etme anlamında iyi bir pilot değil. Ama şartları iyi olduğu zamanda, şartlar ideal olduğu zaman özellikle çok hızlı bir pilot hala. Peki neden en iyi otomobil, en iyi şampiyonluğu? Sistem neden böyle sence? Demin dediğim gibi aslında yani takımların elinde dünya kadar veri var. Bizim gibi gözle seçmiyorlar veya tur analizlerinin bizim basit yaptığımız onların da çok ötesine geçiyorlar. Olayın kuralı bu. Bir şekilde en iyiler birbiriyle birleşip yan yana geliyorlar. Tabii tersi örnekler de var muhakkak. İşte büyük bir takım marka giriyor Formula 1'e. Pilot ona ikna alıyor, o takıma gidiyor, başarı gelmiyor gibi. Ama genelde bu doğal bir eşleşme, doğal seçilim diyelim Formula 1'de. Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon evet. O zaman anladığımız kadarıyla, Fethi'nin kazandığı şampiyonluklar sistemin bir ürünü. E ya evet, sistemin bir ürünü. Hamilton'ın kazandığı şampiyonluklar da sistemin bir ürünü. Yani sistemin ürünü derken, Formula 1 sisteminin geldiği noktanın ürünü çünkü eskiden... E, ...Schumacher döneminin öncesine kadar baktığınızda iki tane şampiyonun... ...dışında üst üste gelen, onun dışında bir seri yok Formula 1'de, hep aralar var. Hiçbir zaman bir takım bu kadar kusursuz bir seri yakalayamıyor çünkü... Günümüz Formula 1'inde artık mühendislik çok efektif. Takımlar daha az hata yapıyorlar ve yönetmelikler artık belli bir sınıra geldi teknoloji. Küçük takımları işin içinde tutabilmek için gidilen bütçe kısıntıları, test kısıtlamaları ve geliştirme kısıtlamaları şöyle bir yan etkiye sahip oluyor. Bir takım öne geçtiğinde arkadık takım bu sefer farkı kapayamıyor istediği kadar bütçesi olsa bile. O yüzden bu sistem bu şampiyonları doğurdu yani. İşte Schumacher'ın o 5 senelik serisi bitti. Arada çok zevkli yıllar izledik. İşte kuralların değiştiği yılda Brown sürpriz bir şampiyonluk elde etti 2009'da Batın'la. Daha sonra fetal bir seri yaptı. Hop hibrit çağı başladı. Bu sefer Mercedes'in serileri başladı. Formula 1'e biraz elini buna kurallarıyla zorluyor gibi. Ama 2022'yi beklemek lazım bu konuda da hani neden böyle diyenler için. Orada artık radikal değişikliklere mecburen gittiler bu seriler üst üste gelince. Ama bu adam hata yapmaya çok meyilli ve iki takım arkadaşını da kaybetti yani. Ya evet, genelde dünya şampiyonları takım arkadaşlarını yenmeleriyle meşhur. Evet, Sebastian Vettel'in de aslında biraz hataları meşhur ee, takım arkadaşlarını kaybetmesiyle ilgili olarak mesela e, 72-74 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi eğer ki koltuğu bırakıp aile takımı olan Kapur Sukar'a gitmese belki bugün 4 tane dünya şampiyonundan falan bahsedecek, bahsedecektik McLaren'de kalsa yerini Hunt'a bırakmıştı. O da 73'te mesela Ronnie Peterson'dan daha az yarış kazandı aynı otomobille gibi <laughs> basit bir denklem kurabiliriz. Bu oluyor. E, Ricciardo'nun yanındayken motivasyon eksikliğinden değil. Lökler durumu daha farklı. fetal artık Ferrari'de bir süre kazanamayınca miladını doldurman gibi bir senaryo gerçekleşiyor. Ferrari bu şekilde zaten çok fazla pilotla yollarını ayırdı. İşte Alonso ile de dünya şampiyonu olmadı Ferrari ona bakarsak. işte genç süper yıldız Alesi'yi almışlardı. Kariyerinden hiçbir şey çıkartmayı başaramadılar. Adamın kariyeri orada bitti söndü. İşte zamanında Alvarado'yu şutladılar takım için çok fazla şey yapmış falan filan gibi. Ferrari'de kazanamazsan işler iyi gitmez ve zaman da ilerliyor. Adam 30'larını geçti. E Ferrari de madem hani kazanamıyorum, kazanam yani şu an mevcut durumda da kazanamayacağım. Böyle bir seri yakalayamıyoruz o zaman gençlere önleyeyim dedi. Buradaki en büyük şey şu baskı bence Alman Fetal ve çok fazla şumayla kıyaslanıyor. Yani Alman Ferrari'ye gidiyor ve seri yapacak gibi. Bu çok ekstra bir yük kattı üstüne diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılında birazcık nasıl diyeyim sana standart dışı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Ferrari e, lökleri kayırdı ve Fetal'i kötü ekipman verdi gibi bir şey mantıklı bulmuyorum ben ama tabii ki takımın bütün emeğini Lökler'e yönlendirmesi tabii ki olası. İşte bütün hafta sonu bu bir süreç otomobili yarışı hazırlamak. E bu süreçte olan her şeyde işte Fettel'in motivasyonun olmaması, takımın ister istemez motivasyonun olmaması gibi durumlar yaşanmış olabilir. O da onu olduğundan Lökler'e karşı daha zayıf göstermiş olabilir. Bir de biraz daha hani hırçın sinirli zor bir otomobildi. Kötü otomobillerde bunu görüyoruz bazen geçtiğimiz yılın Ferrari'si. Fetal de dediğim gibi birazcık fazla kusursuzluk arıyor olabilir. En azından benim görüşüm böyle bir durumla ilgili. Kusursuzluk arıyor aynı ama kendisi de çok fazla hata yapıyor. Ve evet. Geçen yıl da çok kötüydü değil mi? Evet, geçen yıl çok kötüydü ama Ferrari açısından da çok kötü bir yıldı yani. Ve e, artık geçen yıl ama Fetal e, Formula 1 seridenlerin çok sempatisini kazandı aksine. Fetal yani bu yıl Aston Martin'de peki orada onun neler bekliyor sence? Öncelikle şanslı bir pozisyonda olduğunu söylememiz lazım. Eee test sonuçları elimizde var. Her ne kadar otomobil çok fazla tur yapamasa da Aston Martin otomobili hız olarak 3. sıradaydı. Uzun stintlerde 3. sıradaydı özellikle McLaren'ın hemen önünde. Yani orta grubun yine önünde olacak bu otomobil. İkincisi işte Lawrence Stroll Aston Martin'in borç, borçları var hisse alıyor. Yardımcı oldu Aston Martin ve bu markayı sahip oldu Racing Point'in üstüne Formula 1'e getiriyor. Aston Martin'in Formula bir geçmişi var ama böyle başarılarla dolu bir geçmiş yok. Aston Martin'in asıl başarısı GT serilerinde. Amerika'da ve Avrupa'daki yarışlarda işte Le Mans galibiyetleri falan var. Yani Aston Martin çok alakasız bir marka değil. Bir yarış otomobili aslında üreticisi, bir fabrika olarak yani bu gelenek var. Yani sadece sponsorlar gözünde cazip bir marka olması değil, aslında bence böyle bir tavır da takıma getiriyorlar. Ama takım aynı takım. Sonuçta Aston Martin diye bir motor kullanmıyor takım. Mercedes motoruyla yarışıyor yine yani onu karıştırmasın insanlar. Eskiden hep bir takım girdiği zaman kendi motoruyla gelirdi gibi. Fetel için büyük fırsat, çok kolay mağlup edebileceği, bence üstünlük kurabileceği bir takım arkadaşı var. Lance Stroll baba parasıyla yarış diye ezilecek bir adam olmayabilir ama Perez silip geçti artık. Stroll da deneyimli yani genç daha ilerleyecek gibi bir savunma da yapmak mantıklı olmaz. Vettel'in kesin olarak yenmesi gereken bir takım arkadaşı var ve bence testlerdeki durum sezon içinde iyi gidecek. Diye düşünüyorum Aston Martin açısından. Yani podyum belki sürpriz bir yarış galibiyeti bir anda Fethi'yi tekrar ilahlaştırmamıza yarayabilir diye düşünüyorum. Peki bu yıl Fethi performansı varsayımlarının ötesinde senin tahminin ne? Nasıl bir yıl olacak onun için? Benim tahminim bir geri dönüş yılı olacak. Yeni takım, yeni bir motivasyon. Grid'in en iyi 5 pilotu arasındaki bir yeri var ya artık biraz Verstappen'in Hamilton'ın ve Leclerc'in arkasına düştüğü gibi. Bence bu yerini koruduğu bir yıl olacak diye düşünüyorum. E, Perez bir performans hani Lance Stroll'la kıyaslandığında otomobili tam yüzde yüz tabii ki bilemiyorum ne yapacak bu sezon içinde takım. Tarzı bir Bas performans e, Bence Hı -hı. üzerinde hala hazırlı baskı var. Fotoğraf var ya saçlarının Hı -hı. falan döküldü. Aslında Fetel çok da komik ve eğlenceli bir adam ve sporun eski tarafının ruhunu savunan Şamata tarafını formüle bir pilotları. Sanki öyle değilmiş gibi, bir Alman disiplini varmış gibi. Aslında tam tersi. Mesela şimdi Hamilton'a baktığında böyle bir galibiyet aldığında mesela azıcık aklı olan bir insan sürekli aslında böbürlendiğini bir nevi görebiliyor. Hani insanların bence Hamilton'la ilgili sevmediği şey bu, bunu fark ediyor insanlar. Sanki kazanmak ona verilmiş bir hak gibi, İşte her kaybettiğinde biri suçlu gibi bir tavrı var kazanmaya da alıştı. O yüzden böyle psikolojiye girdi muhtemelen. Fetel'in ilk Monza'yı kazandıktan sonra bir muhabire müthiş bir anısı var. Gelip muhabir buna diyor ki bu herhalde hayatındaki en iyi anıydı diyor. E Fethel de ona diyor ki sen herhalde diyor ilk defa hani e, ilk seks yaptığında orada değil gibi yanıt veriyor. Yani böyle hani o eski ruhu anımsatan komik çok esprili bir adamdır. Hani onu öyle hırçın, sinirli, mutsuz görmek de aslında üzücüyüz. Çünkü şakacı bir adamdır. Ama İşler sıkılaştığında mesela takım arkadaşına diş geçirmeye falan geldiğinde Mark Webber'le eski Red Bull'dan takım arkadaşları da çok ciddi kavgaları ve böyle itiş kakışları sürekli vardı. Gençler, son bir şey söyleyeyim. Gençler tabii ki genç pilotlara yönelip onları tutacaklar. Çok mantıklı bir şey onun kendi nesillerini. Senin burada, gibi Benim gibi yaşlılar tabii. <laughs> Aynen. Ama hani burada bir nesil eleştirisi getirmiyoruz. Sadece 1'e baktığımızda bizim mekanik heyecanın azalan bir şey olduğunu hepimiz söylüyoruz. Bu nostaljicilik değil yani. Rekabet de az bazı açılardan işte her yerde kamera var artık her şeye erişiyoruz ama bir heyecan eksik gibi. Devamlı böyle bir düşünce içindeyiz. Biraz eski havanın gelmesi işte o şakanın esprinin artması belki de bence Formula 1'in ruhuna uygun bir şey diye düşünüyorum. Peki bir sonraki videoda ne konuşacağız? Bir sonraki videoda bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısın bana? Sana sürprizlerim var. Tamam, var mı? Tamam okey. O zaman sana bıraktım. Tamam görüşmek üzere. Görüşürüz.